Sevgili izleyicilerimiz, bir bilin bakalım programıyla daha Konya'da Konya Bilim Merkezi'ndeyiz. Şimdi size neler mi anlatacağım? Hadi beni takip edin. Astronominin tarihi insanlık tarihi kadar eskilere dayanır. Bu bölümde geçmiş zamanlardan günümüze kadar insanların her dönem ilgisini çeken yıldızları, bu yıldızlardan avcı takım yıldızını anlatacağız. Günümüzden 3000 yıl önce Babil uygarlığı hangi yıldızın hangi mevsimde gökyüzünde nerede ve ne zaman görüleceklerini inceleyerek sistemli bir kayıt oluşturmuştur. Bu kayıtlar o zamanlarda insanların hem düzenli tarım yaparak hayatta kalmaları hem de bilinmez gelecekte olabilecekleri anlamak arzusu için gerekliydiler. Babil uygarlığını eski Mısır, Çin ve Yunan uygarlıkları takip ettiler ve böylelikle astronominin temellerini atmış oldular. Şimdi bugünkü konumuz olan avcı ya da Latince adıyla Orion takım yıldızını tanımaya çalışacağız. Avcı takım yıldızı kış aylarında bile çıplak gözle rahatlıkla görülebilir. Türkiye'nin yer aldığı kuzey yarımkürede gökyüzünün çıplak gözle görülebilen tek bulutsusu Orion'un yer aldığı avcı takım yıldızı bulunur. Bu takım yıldızının bu denli çok bilinmesinin nedeni ise çok sayıda parlak yıldızı bir arada bulundurmasına bağlı ve ekvatorun da hemen üstünde yer alıyor. Bu sayede tüm dünyada bu takım yıldızı rahatlıkla görülebilir. Güney ufkuyla baş ucu arasındaki mesafenin yarısında yan kenarları uzunca, üst ve alt kenarları yan kenarların yarısı kadar olan her bir köşesinde parlak yıldızlar olan bir dikdörtgen ve dikdörtgenin merkezinde çapraz bir çizgi üzerine muntazam dizilmiş 3 yıldız avcının kendine özel şeklini oluştururlar. Peki bu yıldız takımına neden avcı yıldız takımı deniyor? Şimdi gelin hep birlikte bunu öğrenelim. Bir halk öyküsüne göre çok eski zamanlarda bir kız bir avcıya aşık olur. Fakat araya giren akrabalar kavuşmalarına izin vermez. Bir hileyle kızın avcıyı öldürmesini sağlarlar. Bu öyküye göre avcının ruhu göğe yükselerek bugün avcı takım yıldızı olarak adlandırdığımız yıldıza dönüşür. Dikdörtgenin sol üst köşesinde kırmızı dev bir yıldız yer alır ve bu yıldız avcının sağ omuzuna karşılık gelir. Sağ üst köşedeki diğer yıldız sol omuzu temsil eder. Sağ ve sol alt köşedeki yıldızlar da avcı takım yıldızının sağ dizi ve sol ayaklarıdır. Avcı takım yıldızı gökyüzünün en ünlü 3 yıldız dizilerinden birini de içinde barındırır. Alnitak, Alnilam ve Mintaka'dan oluşan bir kemerle Saif ve Rigel'in oluşturduğu alt kenar arasındaki bıçak 3 yıldızdan oluşmuş gibi görünse de ortadaki aslında bir yıldız olmayıp gaz ve toz bulutlarından oluşan avcı bulutsusudur. Bu bulutsunun bir yıldız gibi parlamasının nedeni ise merkezinde çok genç ve yeni doğmakta olan yıldızların bulutsuyu aydınlatmasındandır. Bilin bakalım programımızın bu bölümünde size kuzey yarımkürede görülebilen kış takım yıldızlarından avcı takım yıldızını anlattık. Bunu ve daha fazlasını merak ediyorsanız sizi Konya Büyükşehir Belediyesi'nin bilim merkezine bekliyoruz.